Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bu videomuzda ağaçtan siyah dut üzümlerini toplayarak dut çayı yaptık ve dut çayının faydalarından bahsettik. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek destek olabilirsiniz. Öncelikle işlemimize ağaçtan siyah dut üzümlerini toplayarak başlıyoruz. Tamamen siyah olanlar tek tek toplayarak kabımıza koyuyoruz. Bu arada sizlere dut çayının faydalarından bahsetmek istiyorum. Bağışıklık sistemini güçlendirir. A ve C gibi birçok vitamin, protein, kalsiyum, demir içerir. Bu sayede gelişim çağındaki çocuklar için son derece faydalıdır. Kalp sağlığını korur, kolesterolü düşürür. Dut yaprağının ise ateş düşürmede etkili olduğu bilinmektedir. Ödem atmaya yardımcı olur, sindirim sistemine katkı sağlar, şekeri dengeler, karaciğeri temizler. Vücudun direncini arttırır. Bunların yanı sıra dut çayının bazı zararları da vardır. İçerdiği yüksek potasyum sayesinde çok tüketilmesi böbrekler için zararlıdır. Hep söylediğim gibi yeni bir bitki veya bitki çayı kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın. Sırada dut çayımızı oluşturmak için lazım olan yeni filizlenmiş dut yapraklarını toplamak var. Bu aşamada taze yapraklar topluyoruz. Şimdi topladığımız siyah dut üzümlerini ve taze dut yapraklarını güzelce yıkayarak bir kaseye koyuyoruz. Bu aşamada yapraklarda ve meyvelerde herhangi bir toz kalmamasına özen göstermeliyiz. Şimdi yıkadığımız malzemelerimizi bir cezveye koyalım. Daha sonra üzerini kapatacak kadar su ekleyelim. İsterseniz siz bu aşamada şeker eklemesi yaparak içeceğinizi daha da tatlandırabilirsiniz. Ben şekersiz yapmayı tercih ettim. Bu durumda tercih size kalmış. Bu işlemlerden sonra cezvemizi ocağımıza koyalım. Ve orta ateşte yaklaşık 5-6 dakika kaynamasını bekleyelim. İçerisindeki su kaynadıktan sonra ise yine 5-6 dakika dinlenmesini bekleyelim. Dinlendikten sonra bir süzgeç yardımıyla posasını ayıralım. Artık içeceğimiz hazır durumda. Hem lezzetli hem şifalı. Afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.